Evet arkadaşlar, merhabalar ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Cumhuriyet dönemi roman ve hikayeye devam ediyoruz. İkinci bölümündeyiz arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi roman ve hikaye. Buna işçilerin yanındadır. Ezilenin yanındadırlar, köylünün yanındadırlar. işverenin karşısında, anın karşısında ve onu ezenlerin karşısındadır arkadaşlar. Şimdi birinci sanatçımız Sadri Ertem. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Ertem sinemaları. Hani eskinin arkadaşlar ünlü sinemalar. Tamam? Önünde de bir çıkrık var. Hocam çıkrık ne demek? Arkadaşlar çıkrık ipleri bu şekilde arkadaşlar sarar. İpleri bu şekilde bir kasnakla düzenler. Anlaştık mı? Ertem sinemalarındaki çıkrık. Hani böyle eski sinemalarda da şöyle bir şey vardır ya arkadaşlar. Hop! çıktık bu makineyle. Filmleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Sarıyoruz. Gördüğünüz gibi filmler. O zaman Ertem çıkrık, çıklıklar durunca. Hani böyle üstünde eski sinemalarda film olur ya. Hani böyle eski sinemalarda bu şekilde hop bir kasnakla film arkadaşlar bu şekilde döner ya. Böyle düşünün arkadaşlar. Ertem sinemaları çıkrık. Bu çıkrık Ertem sinemalarındaki eski sinemaları ne yapıyor? Döndürüyor. O zaman Sadri Ertem Çıkıklar durunca. Bu da neyi anlatıyor? Arkadaşlar köylü çıkıklarda malzemeleri üretiyor. Tamam ip üretiyor arkadaşlar örgü dokuma tezgahları var. Bu ürettikleri iplerden arkadaşlar yünü bu şekilde geldirerek ipe dönüştürüyorlar. Sonra ne yapıyorlar arkadaşlar bunlar? O el dokumaları üretiyorlar. Ama Avrupa'dan ucuz sanayi gelince bunlar hepsi ellerinde patlıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar köylü çöküşe doğru ilerliyor. Bunu anlatır. İşte buyurunuz arkadaşlar. Ertem sinemalarındaki o sinemayı döndüren çıklık. Çıklıklar durunca sadece Ertem. Şimdi arkadaşlar en çok sorulan sanatçılardan birisi Sabahattin Ali. Kodumuza bakalım. Bak. Hadi bakalım. Değirmenci Ali kanısıyla Madonna'yı sırça köşke kadar kovalarken bak değirmenci Ali gördünüz mü? Değirmenci Ali burada bak değirmeni de burada. Değirmenci Ali Madonna'yı gördüğünüz gibi sırça köşke kadar kovalarken evet şeytan da kuyuya düştü. Bak şeytan da kuyuya düştü. Şimdi arkadaşlar Değirmenci Ali o zaman şimdi geliyoruz. Arkadaşlar Ali Sabahattin Ali. Şimdi bu Ali'nin mesleği ne? Değirmencilik. O zaman Değirmen adlı hikayesi var. Neyle kovalıyor? Kanısıyla. O zaman Kanlı diye bir hikayesi var. Kimi kovalıyor? Madonna'yı kovalıyor. Kürk mantolu Madonna. Roman. Hani bir ara ünlü olmuştu ya burada gerçekten bu Madonna'yı anlattığı düşünülmüştü ya. Kürk mantolu Madonna'da arkadaşlar burada ne anlatıyor? Raif. Raif'in arkadaşlar yurt dışına gitmesi, sabun üretimini öğrenmek için yurt dışına gitmesini ama orada arkadaşlar Maria puder resmine hayran kalmasını anlatıyor. Tamam mı? Değirmenci Madonna'yı nereye kadar kovalıyor? Sırça Köşk'e kadar. O zaman Sırçak Köşk. Tamam mı? Hikayesi şeytan. içimizdeki şeytan romanı şeytan kuyuya düşüyor ya. Kuyu, kuyacak Yusuf romanı Sabahattin Ali'nin hani en ünlü romandır. Tam bir toplumcu gerçekçi romandır. Şimdi bu Kuyucak köyüne eşkıyalar basıyor. Ve kaymakam Selahattin Kuyucak köyüne eşkıyalar bastığında hemen oraya arkasından gidiyor. Bir çocuk görüyor. Yusuf. Anası öldürülmüş, babası öldürülmüş. Onu evlatlık olarak alıyor, evine götürüyor. Ve kızı Muazzez var. Yusuf Muazzez'den büyük. Bunlar büyüyünce birbirlerine aşık oluyorlar. Yalnız arkadaşlar kasabanın Şakir diye bir züppesi var. Sürekli Muazzez asılıyor. Bir de Muazzez'in anası var. Şirret bir kadın Şahin'de. O da Şakirgil'le falan işbirliği yapıyor. Ama bütün her şeye engel oluyorlar. Muazzez Yusuf evleniyor. Ama arkadaşlar Muazzez'in anası Şahin durmuyor. Yusuf Uzağa gittiğinde tımar görev veriliyor Yusuf'a. Yusuf gittiğinde o oh, Muazzez'in evini yani Muazzez'de Yusuf'un evini vur patlasın çal oynasına çeviriyorlar. Yusuf bir gün erken geliyor bir bakıyor şok geçiriyor pat 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 her tarafı ateş ediyor. Ve karısı Muazzez de o arada vuruluyor arkadaşlar. Muazzezi atının terkesini atıyor, arkasını atıyor ve götürüyor. Yani bunu anlatıyor. Bak Kuyucak Köyü'ne eşkıyalar basıyor. Eşkıyalıkla alakalı arkadaşlar o dönemi anlatıyor. Şimdi geldi. Değirmenci Ali. Ali Sabahattin Ali. Değirmenci dediğim için değirmen hikayesi var. Kanısıyla kanatlı hikayesi var. Kimi kovalıyor? Madonna'yı. Kırk Mantolu, adı adlı romanı var. Nereye kadar kovalıyor? Sırçak yörük. Sırçak yörük adlı hikayesi var. Orada şeytan kuyuya düşüyor. Şeytan içimizdeki şeytan buradaki romanı var. Değil mi? Sonra kuyuya düşüyor bu. Kuyacaklı Yusuf adlı romanı var. Bak gördünüz mü? bütün eserleri gördüğünüz gibi bir kodla bitmiş oldu. Tamam? O zaman Sabahattin Ali dediğimiz zaman aklımıza gelecek bu. Şimdi Mahmut Makal. Bak Bizim köyün makarnası. Bizim köyün makarnası meşhurdur. Değil mi? Selimsin köyün makarnası da meşhur mu? Artık meşhur. Bizim köyün makarnası. Makarna'nın makası Mahmut Makal hatırlatıyor bize. Bizim köyde onun arkadaşlar romanı. Köy edebiyatının milatı sayılan romandır. Biraz röportaj, biraz roman şeklinde röportaj roman karışımı ve köy edebiyatını başlatan eser olarak söyleniyor. Bu yüzden köy edebiyatının milatı başlangıcı olarak kabul ediyor. Bizim köy makarnası Mahmut Makal bizim köy. Şimdi arkadaşlar 3 tane Kemal iyi dinleyin. Burada koda falan gerek yok. Mantığınıza yatırın. Bak Kemal Şimdi Tahir. Şimdi Tahir'i tersten söyleyeyim. Bak. Ha kalsın. Hir'i ters çevir. Biraz devlet bahçeli hesabı gibi oluyor da. Ta hir. Ta rihe dönüşüyor. O zaman Kemal Tahir tarihçi köylü Kemal. Yani eşkıyalı köylünün sıkıntılarını anlatıyor ve tarihi anlatıyor. Tarihi romanlar Kemal Tahir'e ait. Tamam. Orhan Kemal Kendisi de bir işçi olduğu için işçi Kemal diye kodlayacaksın bunu. Bu da çünkü işçileri, işçilerin çektiği sıkıntıları. Özellikle arkadaşa Adana'ya gelen, Adana'ya çalışmaya gelen, Güney Adolu, Anadolu'dan, başka yerlerden, köylerden, kasabalardan gelen, çamaşırcılık yapan, oraya çalışmaya gelenleri anlatıyor. İkisi de Adanalı. Orhan yaşar, Kemal'de, de Yaşar Kemal de Ama Orhan Kemal genelde işçiler üzerine yorulmuş ama Yaşar Kemal gençliğinde aşıklık da yaptığı için aşık Kemal olarak bilinir. Hatta Neşet Ertaş'a Bozkır'ın tezenesi diyen ve aynı zamanda Nobel'e aday gösterilmiş ama kazanamamış. Tamam mı? Alamamış. İlk Türktür arkadaşlar tamam mı? O, kim aldı arkadaşlar? Orhan Pamuk aldı Nobel ödüllü edebiyat yazarımız. Destancı efsaneci Hakçı Kemal. Demek ki tarih anlatan Kemal Tahir. Değil mi? İşçileri anlatan Orhan Kemal, destan, efsaneyi anlatan da Yaşar Kemal. Tamam Bak bir sayfada gördük. Burada inanın koda gerek yok. Bak şimdi. Köylü ve tarihçi. Bak. Kemal Tahir. Sağırdere. Körduman, Rahmet yolları kesti. Kardumanı dumanı kör çevirirseniz sevinirim. Rahmet yolları kesti. Yedi çınar yaylası karılar kovucu. Burada hep köylünün acıları. Eşkıyalıktan, ağırlıktan bunalan köylü anlatır. Sağırdere, Kördüman, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Karılar Koğuşu. Şimdi tarihi eserler buna ait demiştim ya. Devlet Ana Osmanlı'nın kuruluşunu anlatır. Ve Osmanlı hiçbir şekilde der ki arkadaşlar burada Osmanlı burada öyle arkadaşlar Osmanlı'da sınıf ayrımı yoktur der. Osmanlı sınıf ayrımına göre kurulmadı der. Osmanlı Osmanlı'yı övdü ve kuruluşunu anlattı. Esir şehrin insanları, esir şehir. Milli mücadelede biz esirdik ya arkadaşlar. Sonra milli mücadele döneminde biz esirdikten kurtulduk. İşte burada cehennem arkadaşlar burada Kamil Bey üzerinden anlatır. Sonra bak esir şehrin mahpusu. yine esir şehir. Yine milli mücadeleyi yine Kamil Bey üzerinden anlatır. Ama yorgun savaşçı yine milli mücadeleyi anlatıyor. Bak yorulmuş artık savaşçılıktan. Bak cehennem yüzbaşı Cemil üzerinden anlatır. Kurt Kanunu Atatürk'e düzenlenen suikastı anlatır. Yol ayrımı. Yol ayrılıyor ya serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına ayrılıyor. Hani o dönemde bir tane parti var Cumhuriyet Halk Fırkası. İşte orada serbest Cumhuriyet Fırkası ne yapılıyor? Kuruluyor ve yol ayrımı 1930'da çok partili hayata geçiş dönemlerini anlatır. Bozkır'daki çekirde kö enstitüleri ve tarihini anlatır. Hürşehir'in insanları artık milli mücadelede önce esir şehirdik, milli mücadeleden sonra hür kaldık ve göl insanları vardır. Bak tarih eserler varsa Kemal Tahir. Tamam mı? Bunları birkaç kere okuyacaksınız. Sonra ben şimdi size soracağım hangi eser kime ait? Onlara cevap verdiğiniz zaman arkadaşlar olay bitecek. Değil mi? Bak şimdi Orhan Kemal. Bu işçi Kemal. Orhan Kemal işçiler anlatır. Bak işçi Kemal. Değil mi? Şimdi ilk önce kendi hayatı. Gerçekten babası sürgündedir. Ve babasının yanına gitmiştir. Lübnan'da babasının yanında yaşadıklar. Baba evi gerçekten baba evinde. Avare yıllar avare avare gezilmiş. Sonra dünya evi. Dünya evine girmek ne demek? Evlenmek. Evlenmesi Cemile, Cemile ile evlenmesi diye düşün. Baba evinde avare yıllar geçirirken Cemile dünya evine girdi. Sonra işçiler anlatır. Murtaza bir gece bekçisinin, bir işçinin Patronun çıkarları uğruna kendi kızını öldürmesini anlatılır. Yani bu anlatılır. Vukuat var ve hanımın çiftliği arkadaşlar. Yine Anadolu'da çırçır çır fabrikasında, Anadolu'dan çırçır çır fabrikasında çalışmaya Adana'ya gelenleri anlatır burada. Ve burada bir hanım vardır arkadaşlar. Bu aslında ilk başta hanım değildir, güllüdür. Bunun sevdiği var Kemal. Sevdiği Kemal ile evlenmek ister. Ama ailesi onu zengin biriyle evlendirmek ister. Muzaffer Bey diye birisinin yeğeni Ramazan ile evlendirmek ister. Ama arkadaşlar Güllü sevdiğini ister. Ama ailesinin istediği kazanır. Kemal'i Güllü'nün abisi vurur. Ve arkadaşlar bizimki Muzaffer Bey'in yeğeni Ramazan ile evlenmek zorunda kalır. Ama Muzaffer Bey görünce Güllü'yü sever beğenir. Ama o yüzden yeni Ramazan'la evlendirmez. Bizzat kendisi evlenir. Ve böylece bizim Güllü artık hanım olur arkadaşlar. Ve hanımın çiftliği buradan gelir. Artık Serap Hanım olmuştur. E eşi Muzaffer Bey de ölünce artık arkadaşlar çiftlik ona kalmıştır. Bu yüzden hanımın çiftliği vukuat var devamıdır. Bak çırçır çır da çalışanlar. Gurbet kuşları, gurbetten çalışmaya gelenler, bereketli topraklar üzerinden Arkadaşlar köyden çalışmaya gelen 3 kişi anlatır. İflatsız Yusuf, Pehlivan Ali gibi. Evet ve bunlar çalışmaya gelmişlerdir. Biri patosa kapılır, ölür. Çalışmaya gelmiştir Çukurova'ya. Bir tanesi arkadaşlar her şekilde parasını, her şeyini kaptırır arkadaşlar birisine. Bir tanesi de arkadaşlar köyüne ne alır? Bir tane gaz ocağı alır köyüne dönen işçiler, arkadaş ıslıkları, yine aynı şekilde arkadaşlar, işsizler, boş gezenler. Hikayelerine bakın hep işçi damgası var. Ekmek kavgası, ekmek kavgası için çalışan işçiler. Sarhoşlar, bunu alıyorlar, içiyorlar, sarhoş oluyorlar. Grev, grev düzü yapıyorlar arkadaşlar. işçiler bak. Çamaşırcının kızı hani adamlar çalışmaya geliyor. Onlar çizir fabrikasında ya da pamuk tarlasında çalışmaya gittiklerinde onlarla arkadaşlar çizir fabrikasında eşleri çalışırken onlar da çamaşırcılık yapıyorlar. 72. koğuş arkadaşlar. Bak 72. koğuş. Hapse düşüyorlar işçiler. Öyle düşün 72. koğuş. Tiyatro var 72. koğuş. Bak yine hem hikaye hem tiyatro İspinozlar. Buyurun. Bunlar hep işçi damgası var. Orhan Kemal. Değil mi? Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'de arkadaşlar efsane ve masallardan roman çıkartmaya bayılır. Romanları seri seridir. Bak roman, teneke. Kaymakamla burada ağaların çatışmasını anlatır. Kaymakam köyünün yanında olur ama ağalar onu sürdürür. Kaymakam köyden sürülünce arkasında tak 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 Teneke çalarlar ama kaymakam doğru yaptığının farkındadır. Doğru yoldayım der. İnce Mehmet. da arkadaşlar köylüyü temsil eden İnce Mehmet'in ahlara karşı eşki olup dağa çıkmasını anlatır. Bak gördünüz mü? Hep bizim eski hikayeleri gibi. Sanki Köroğlu gibi. Dağın Öte Yüzü serisi. Orta Direk, Ölmez Otu, Ölmez Otu, Yer Demir Gök. Bakın burada da Artık ağların karşısında Zulme uğramış halk hiçbir çıkarıyor bulamaz. Yer demir gök bakır bu. Yerdemir demir gök bakır. Artık kaçış yolumuz yok. Ve ermiş Taşbaşoğlu diye birisini bulurlar. Ona ermiş deyip ona inanırlar yokluktan. Bir ada hikayesi serisi bak ada hikayesi. Ada su hep suyu hatırlatıyor. Fırat suyu kanakıyor bak sana su. Karıncanın su içti. Bak Fırat suyundan karınca su içiyor. Tan yeri horozları horoz pıt diye karıncayı ağzıyla kapıyor. Çıplak ada, çıplak deniz, ada. Bir ada, çıplak ada, çıplak deniz. Bir adada deniz var. Bu denizden ne akıyor? Fırat suyu o denize doğru akıyor. Peki o sudan kim su içiyor? Karınca. Karınca hum diye kim yutuyor arkadaşlar? Horoz. Akçasızın ağları serisi. Demirciler Çarşısı'nın cinayeti Yusufçuk Yusuf. Kimsecik serisi. Yağmur kuşu. Kale kapısı. Kanın serisi seriler hep burada. Efsaneler var. Halkın efsanesini her şeyini romanlaştıran Yaşar Kemal'di. Ağrı Dağı efsanesi, 3 Anadolu efsanesi, Binboğalar efsanesi. Efsanesi Yaşar Kemal. Hikayesi var. Sarı sıcak. Tamam Şimdi İşçi Kemal kimdi? Orhan Kemal. Tamam. İşçi Kemal Orhan Kemal'di. Gel. Halkın masalına, destanına, efsanesini öğrenen kimdi? Yaşar Kemal. Geldik arkadaşlar. Hop Burada tarihe yönelen ve köylüyü anlatan arkadaşlar kimdi? Kemal Tahir. Anlaştık mı? Tarihçi Kemal, işçi Kemal ve ne Kemal arkadaşlar? Efsancı Kemal. Hadi bakalım sizinle beraber bir soru cevap yapalım mı arkadaşlar? Bence yapalım. Haydi herkes şimdi gözünü bir kapatsın. Gözünüzü kapatın. Kapattınız mı? Ben sizin eser söyleyeceğim. Siz bana o eserin Kime ait olduğunu söyleyeceksiniz. Hatta ben de kameradan çıkacağım arkadaşlar. Şimdi biraz sonra siz bunları direkt olarak ne yapacaksınız söyleyeceksiniz. Evet, ben yokum ama sesim geliyor, değil mi? Ben yokum ama sesim geliyor. Şimdi gözünüzü kapatın arkadaşlar ve bana hangi eseri kimin a kime ait olduğunu Pıt, pıt 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 ne yaptın? Söyleyin. Tamam mı? Ama gözünüzü kapatın. Önünüzü onu açtım. Tamamen yok etmek istemedim. Kalkın en son açtığınız zaman düzeltirsiniz. Şimdi Osmanlı'nın kuruluşunu devlet anada anlatan, milli mücadeleyi esir şehrin insanları ve esir şehrin mahpusunu anlatan Kemal kim? Duyamadım kim? Duyamadım Kemal Tahir. Neden Kemal Tahir? Çünkü tarih var burada değil mi? Peki baba evi, avare yıllar, Cemile, dünya evi, Murtaza, hanımın çiftliği dediğiniz zaman aklınıza ne geldi? İşçiler değil mi? Otobiyografik zaten baba evi, avare yıllar, Cemile, dünya evi. Mesela Murtaza ve hanımın çiftliği dediğim zaman çırçı fabrikasında çalışan işçi Kemal, Orhan Kemal. Peki İnce Mehmet, Teneke dedim o zaman. Direkt kimdir bu? Yaşar Kemal. Çünkü İnce Mehmet de özellikle Köroğlu gibi ağlara karşı halkın yanında kalan bir soylu eşkıya vardı. Değil mi? Şimdi diyorum ben size. Milli mücadeleyi cehennemi yüzbaşı Cemil üzerinden yorgun savaşçıyla anlatan, artık milli mücadeleyi kazandık Hürşer'in insanları diyen, hop yine geçmişe gidip 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ayrılmasıyla yol ayrımını anlatan, Atatürk'e düzenlenmek istenen İzmir Suikastini Kurt Kanunu'yla anlatan kimdir? Kemal Tahir. Çünkü nereden aklınıza geldi? Çünkü arkadaşlar Kemal Tahir orada nereden gelecek aklımıza? Tarihten gelecek. Şimdi dersem bereketli topraklar üzerinde gurbet kuşları, ekmek kavga, sarhoşlar, grev dediğim zaman işçi geldi aklınıza Orhan Kemal değil mi? Peki bir ada hikayesi serisi diyorum. Çıplak ada çıplak deniz bir denizde. Fırat suyu kanakıyor baksana bir su var. Karıncanın su içti, sudan karınca içiyor. Tanyer horozları horoz hap diye kapıyor. O zaman bu bir ada hikayesi serisi kime ait? Yaşar Kemal'e ait. Değil mi? Peki ben size dersem çamaşırcının kızı 72. koğuş bak çamaşırcı çalışıyorlar. 72. koğuş hapse düşüyorlar. İspinozlar dersem işçi Kemal Orhan Kemal diyeceksiniz. Tamam mı? Sağırdere, kör duman, rahmet yolları kesti, yedi çınar yaylası, karılar kovuşu, burada eşkıyalığa karşı olan tarihçi Kemal, köycü ve tarihçi Kemal, Kemal Tahir'dir. Değil mi? Yağmur kuşu, kale kapısı, kanın sesi, Ağrıda efsanesi, üç Anadolu efsanesi, bin efsanesi. Efsancı kim? Yaşar Kemal. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar ayıracağız ve her şekilde bunları kodlamayla falan geç. Tamam mı? Bu şekilde ayıracaksın. Bu şekilde bir tabloyla bunların hepsini kafana yazacaksın. Anlaştık mı? daha kolay emin ol. Siz beni dinleyin. Şimdi geldik. Kemal bir başara geldik arkadaşlar. Kemal bir başar. Bak. Cemo, Memo var. Bak birbirlerini nasıl seviyorlar? Gördünüz mü Cemo ile Memo? Bak, onları da Deniz çağırıyor. Gelin buraya diyor. O zaman bana bakın. Cemo roman. Memo roman. Birbirlerinin devamı. Bunlar aynı zamanda Tezi roman bir ideolojiyi veriyor. Hop! Deniz bunlara gelin buraya diyor o zaman Deniz çağırıyor. Deniz'in çağrışı. Küçük notlara yazın. Deniz'in çağrışı psikolojik yabancılaşma, Türk edebiyatındaki ilk örneğidir. Köydeki bir öğretmen bunalıyor. Deniz onu çağırıyor. Çıkıyor gidiyor İzmir'e ve hayatı berbat oluyor. Peki Cemo Memo Güney Doğu Anadolu bölgesi dersimi anlatıyor. Dersim bölgesini anlatıyor. Şimdi Cemo Memo'da Kivi ile Kano var. Değil mi? Kevi ile Kano var arkadaşlar. Bunlar evleniyorlar ve arkadaşlar bunların bir tane kızı oluyor. Kızların adı ne? Cemo. Cemo da Memo ile evleniyor. Bu yüzden Cemo, Memo. Kevi ile Kano'nun arkadaşlar hatta burada Kano, Kevi burada ne yapıyor? Kaçırıyor. Bunlar evleniyorlar ve ağalık var burada. Cemo oluyor. İşte roman bir Cemo. Cemo da Memo ile aşk yaşıyor. O da Memo oluyor. Demek ki Cemo Memo denizde bunları çağırıyor. Denizin çağrışı. Cemo ve Memo birbirinin devamıdır. Bir ideoloji veriyor. ahalık rejimine karşı olduğunu söylüyor. Ve o dönemi anlatıyor. O yüzden Kemal bir başarıda karşımıza bunlar çıkıyor. Cemo Memo deniz bunları çağırıyor. Gelin buraya. O zaman gelin buraya diyor. Deniz'in çağrışı. Cemo ve Memo Kemal Bilbaş'a. Oo öküz var bakın burada. Kocaman bir öküz var. Bak şimdi. Kodumuza bakalım. Samim Koca Gözde. Kod. Kalpaklı. Bak kalpağı var sevgili öküzümüz. Evet. Koca gözlü öküz. Valla serim öküzün gözleri bence kocaman. Evet. Koca gözlü öküz. Toprakta. Evet toprak burada. Doğru dizgin koşuyor. Hızlı hızlı koşuyor. Bakalım. Kalpaklı kalpaklılar. Koca gözlü öküz o zaman samim koca göz. Öküz bir çift öküz. Toprakta bir karış toprak dolu dizgin koşuyor dolu dizgin. Ve bir karış toprak ve bir çift öküz adından anlayacağınız gibi köylü sorununu anlatıyor. Kalpaklar dolu dizgin on binlerin dönüşünü de ekleyebilirsiniz. Kalpaklar ve dolu dizgin milli mücadeleyi anlatıyor. Şimdi gelelim beraber. Bakın. Kalpaklı, kalpaklar Milli Mücadele'yi anlattığı roman. Evet. Koca gözlü öküz, değil mi? Koca göz. Samim koca göz. Öküz bakın bir çift öküz. Evet. Roman köylüyü anlatıyor. Bakın toprak. Bir karış toprak. Yine köylü anlatıyor. Bir çift öküz var. Bir karış toprağı var. Köylüyü anlattı roman. Nasıl koşuyor? Dol dizgin koşuyor. Pıt 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 hızlı hızlı koşuyor. Dol dizgin, milli mücadele anlatır roman. Kalpaklı koca gözlü bir öküz bir karış toprakta dol dizgin koşuyor. Kalpaklı kalpaklar milli mücadele anlatır roman. Koca gözlü dediği için samim koca göz. Öküz dediği için bir çift öküz köylüyü anlattı romanı. Toprakta bir karış toprak, bir karış toprak köylüyü anlattı romanı. Dol dizgin koşuyor, dol dizgin milli mücadeleyi anlattı romanı. Evet, fakir baykurt. Gelin bakalım arkadaşlar, koduna bakalım. Tamam. Irazca'nın kaplumbağalarına, kekliğine ve çilli horozlarına yılanların saldırdığını duyan fakir Kara Ahmet. Bak, Irazca var. Irazca'nın neyi varmış? Kaplumbağaları var. Buyurun, kaplumbağalar. Evet, kekliği varmış. Evet, evet, çilli horozu varmış. Evet, çilli horozuna yılanların, tıs, yılanların, bak hayvan simgesi hep buradadır tamam mı? Saldırdığını duyar, au fakir karamet, fakir karamet. Evet, elinde tırpanını alıp, bak elinde tırpanı var, tırpanını alıp Amerikan karnısına binip, bak kanuya bak Amerikan karnısı, tam bir Amerikan karnısına binip yardıma koştu. Bak şimdi, Irazcan'ın çilli horozu var kekliği var, kaplumbağalar var. Buna ne diye saldırıyor? Yılanlar. Bunu duyan fakir Karahmet eline tırpanını aldı. Amerikan karnısına bindi ve yardıma koştu. O zaman Irazca. Irazca'nın dirliği roman. Tamam. Çilli horozu var. Çilli roman. Tamam mı? Kekliği var. Keklik roman. Bak hayvan simgesini kullanıyor. Kaplumbağalar var. Kaplumbağa roman. Kim saldırıyor? Yılanlar. Yılanların öcü al sana roman. Peki kim duydu? Fakir Kara Ahmet. Fakir Baykurt. Al sanatçımızın adı. Kara Ahmet değil mi arkadaş? Gerçek ismi Tahir Baykurt'tur da Fakir Baykurt olarak sorulur sınavda. Kara Ahmet'ti. Kara Ahmet destanı roman. Gördük mü? Roman. Geldik. Peki ne yapıyordu? Eline tırpan alıyor. Tırpan. Roman. Değil mi? Sonra Amerikan kanısına biniyordu. Amerikan sargısı. Roman kanısına biniyordu. On binlerce kanı alsan arkadaşlar roman. Pardon hikaye. Anlaştık mı? Çilli ve on binlerce kanı düzeltiyorum hikaye. Şimdi bir daha bakalım. Irazcan'ın İrazcan dilli roman. Çilli oruz. Çilli hikaye. Kekliği vardı. Keklik roman. Kaplumbağaları vardı. Kaplumbağalar roman. Kim saldırıyor? Yılanlar. Yılanların öcü roman. Bunu kim duydu? Fakir Karamet. Fakir, Fakir Baykurt. Karamet, Karamet destanı roman. Evet. Nereye bindi? Amerikan kanısına. Amerikan sargısı roman. Kanı on binlerce. Kanı hikaye. İşte budur. Anlaştık mı? Ve bunlardan içinde Irazca'nın geçtiği Irazca üçlemesi vardır. Bak Irazca da sağ tarafta. Değil mi? Yılanların öcü Kadir İnanır'la birlikte sinemaya uyarlandı arkadaşlar. Bu nedir? Burdur'un Burdur arkadaşlar Karataş köyünde bir adam, kadın var. Irazca. Kocası ölmüş, oğluyla birlikte mutlu mutlu yaşıyor. Yalnız karşısında arkadaşlar Haceli, Haceli ev yaptırıyor. Ve ev yaptırınca ne olacak? Onların pisliği tamamen bunlara gelecek ahırı. İşte bu kavgayla başlıyor ve Irazca... Fakir olduğu için, güçsüz olduğu için, karşı taraf zengin olduğu için arkadaşlar onları ezmeye çalışıyor. Beni anlasa anlasa ne anlar diyor? Kaymakamanlar diyor. Çünkü oğlun deviyorlar İrazcan'ın. Bir sürü sıkıntı çekiyor. Sonra devam olarak düşünülen İrazcan'ın dirliği ve Kara Ahmet destanıdır. Tamam mı? Kaplumbağalar da çok güzel bir romandır. Niye? Bir öğretmen arkadaşlar köye atanıyor. Ve köye atanan öğretmen köyü güzelleştirmek istiyor. Köyün dışında üzüm bağı yaptırıyor halka. Ve tozlu yollarda gezen kaplumbağalar hop üzüm bağlarına gidiyorlar. Ama geliyor devlet yok diyor. Burası devlet arazisi diyor. Siz buraya bir şey yapamazsınız diyor. Köylü de orasını mecburen el mahkum yıkınca bağları kaplumbağalar tozlu yollara tekrar geliyorlar. Bak dikkat edin horoz çilli yani keklik kaplumbağa yılan gibi eserler fakir baykurt'a aittir tamam mı? Mesela tırpan Arkadaşlar yaşlı Mustafa, gencecik kız olan ya hatta çocuk yaşta olan Dürü'yü istiyor. Onunla evlenmek istiyor ama Dürü tırpanıyla yaşlı Mustafa'yı öldürüyor. Bunu anlatıyor. Bir daha gelelim. İrazcanın neyi var? Horozu var. Çilli hikaye. Irazcan, İrazcan dirliği, roman. Kekliği var. Keklik, roman. Kaplumbağaları var. Kaplumbağalar, roman. Yılanlar saldırdı yılanların öcü Roman. Fakir Karamet, fakir, fakir Baykurt sanatçının adı. Karamet, Karamet destanı Irazcan'ın üçlemesinin içinde olan bir Roman. O Amerikan kanısına bindi. Amerikan sargısı roman. Kanı. On binlerce kanı nedir? Hikaye. Ve yardıma koştu. Gördüğünüz gibi bir kodla bitmiş oldu. Talip Apaydın. Bakalım kimdir? Kod. Talip sarı traktörüne bağladığı davarı emmi oğlusu emmi oğlu eskiden amca olan anlamında emmi oğlusu yorgun İdris'e vermeye gitti. Bakın talip talip bu. Talip apaydır. Sarı traktörüne bağladığı davar sarı traktör Roma. Davar sarı traktörde Arkadaşlar makineleşme, tarımda makineleşme anlatılıyor. Hani böyle traktör geldiği zaman bir sürü iş gücünden kurtulma ama bazılarının işsiz kalması. Davarı yoz var. Roman. Hani davar dediğin zaman hayvan geliyor ya aklına arkadaşlar. Hayvan geliyor ya. Hani küçük küçükbaş hayvan geliyor ya davar deyince aklına. İşte orada Yozda var. Köylünün hayvancılık sorunu. Emmi oğlusu Yorgun İdris'e Emmi oğlu arkadaşlar Roman köyden kente göçü anlatıyor. Yorgun İdris'e değil mi? Kente indi İdris. Hani kente iniyor. Köyden kente göç değil mi? Yorgun olduğu için de tütün yorgunu köylünün tütünle alakalı sorunları. Ama bak tütün yorgunu Talip Apaydın ait. Acı tütünle tütün zamanı Necati Cumarı'ya ait. Bunları ayırmanız lazım. Talip sarı traktöre bağladığı davara emmi oğlusu yorgun ise vermeye gitti. O zaman Talip, Talip Apaydın. Sarı ne bağlamış sarı traktör roman. Değil mi? Davarı, davar, yoz davar, roman. Emmi oğlusu yorgun İdris. Emmi oğlu roman İdris Kenti İdris roman köyden kente göç anlatıyor. Yorgun, tütün yorgunu yine köylünün tütün sorunlarını anlatan romandır. Geldik. Necati Cumalı. Bak tütüncü Necati. Bak sigara içiyor gördünüz mü? Tütüncü Necati. Evet. Susuz bir yaz günü. Bak ortalık yaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ortalık tamamen ne olmuş? Yaz. Yaz mevsimi. Gördünüz mü? Tütüncü Necati. Susuz bir yaz günü arkadaşlar. Evet, Tütüncü Necati. Susuz bir yaz günü. Aylı bıçakla, eline bak bıçak almış. Aylı bıçakla. Dila Hanım'ı da alarak Yakup'un koyunlarını kesmeye gitti. Bak, Tütüncü Necati. Tütün dediğin zaman akla Necati gelsin. Tütün zamanı acı tütün. Bitti. Tütün zamanı acı tütün. Burada da kim anlatıyor biliyor musunuz? Özellikle arkadaşlar tütün zamanında, tütün zamanında Zeliş vardır burada. Zeliş sevdiği kişiyle evlenmek istiyor ama onu bir tütün ağasına, bir toprak ağasına vermek istiyorlar. Zeliş bunun uğruna sevdiceğiyle birlikte kaçıyor Ege bölgesini anlatıyor tamam mı? Necati Necati Cumalı susuz bir yaz gündemiş ya. Susuz yaz hem hikayedir hem tiyatrodur. Aile bıçakla, bak eline bıçak almış Değil mi? Dila Hanım'la birlikte aylı bıçağı eline alarak Yakup'un koyunlarını kesmeye gitti. A aylı bıçağı aldıysa bıçak hikaye. Dila Hanım. Dila Hanım hikaye. Yakup'un koyunlarını kesmeye gitmiş. Yakup'un koyunları hikaye. Tekrar söyleyelim. Tütüncü Necati. Necati Cumalı. Tütüncü olduğuna göre acı tütün, tütün zamanı roman. Evet. Eline aylı bıçağı almış. Aylı bıçak hikaye. Dila Hanım'ı da almış. Dila Hanım hikaye. Yakup'un koyunlarını kesmiş. Kesmeye gitmiş. Yakup'un koyunları hop! O da nedir arkadaşlar? hikaye. Tütüncü Necati. Necati Cumalı. Tütüncü olduğuna göre. Acı tütün. Tütün zamanı roman. Eline ayrı bıçak almış. Bıçak almış. Ayrı bıçak hikaye. Dila Hanım'ı da almış. Dila Hanım'la beraber Dila Hanım tutacak o kesecek. Dila Hanım roman. Neyi kesiyorlar? Yakup'un koyunlarını. Yakup'un koyunları hikaye. Tamam? Pardon. Dila Hanım hikaye. Anladım. mı? Yakup'un koyunları hikaye. Bir daha. Tütücü Necati. Necati Cumalı. Sanatçı. Tütüncü olduğuna göre acı tütün. Tütün zamanı roman. Güzel. Dila Hanım alıyor yanına. Bu koyunları tutacak. Çünkü Dila Hanım hikaye. Eline bıçağı alıyor. Aynı bıçak hikaye. Yakup'un koyunlarını kesmeye gidiyor. Yakup'un koyunları hikaye. Evet. Dursun akşam. Bak. Kod. Kanlı derinin kurtları. Gördünüz mü kanlı dere. Milleti yemiş yemiş kanlı dereye akıtmış. Kanlı derenin kurtları akçamın bak beyaz bir çamın yanındaki maralı ana maralı gördünüz mü ay ceylan bilekli maralı ekmek niyetine yiyip öldürdü. Yiyecek onu. Tamam mı? Yiyip öldürdü. O zaman kanlı derenin kurtları Bak, akşamın yanındaki maralı ekmek niyetine yiyip öldürdü ve yani onu akşam yemeği niyetine. Akşam, dursun akşam. Ne var? Kanlı Deren'in kurtları. Kanlı Deren'in kurtları roman. Neyi? Maralı, maralı yiyecek kutum diye bak. Kanlı Deren'in kurtları maral hikaye, ekmek niyetine yiyip öldürdü ölü ekmeği O zaman hikaye. Anladık mı? Akşamın yanında. Maral var. Bir de onu bekleyen kanlı derenin orada milleti yiyip yiyip kıttı kurt burada. O zaman akşam dursun akşam. Buradaki kurt kanlı derenin kurtları roman. Maral, maral hikaye Hım, yedi. Değil mi? Öldürdü ekmek niyetine ölü ekmeği. Demek ki dursun akşam da bu şekilde karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Anlaştık mı? Abbas sayar. Hadi bakalım. Atın üstünde çello çalarak şenlik yapan Abbas. Ev Abbas çiçek Abbas la işte çiçek Abbas. Bak atın üstünde atı üstünde ne çalıyor? Çello çalıyor ve bu da bir şenlik. Bitti. Çek Abbas atın üstüne binmiş çello çalıyor. Çek Abbas olduğuna göre Abbas sayar. Neyin üstünde? Atın üstünde. Yıl atı. Ne çalıyor? Çello. Çello yine roman. Peki ne yapıyor? Şenlik yapıyor. O da can şenliği. Yıkı atında ne anlatıyor? Arkadaşlar bir köylü var. Köylünün neyi var arkadaşlar? Atı var. Yalnız köylün o an bütün hayvanlarına yetecek yemi yok. Bu yüzden atın bir tanesi biraz daha yaşlanmış olanı yılkaya salıyor, tabiata salıyor. Eğer tabiatta kışı geçirebilirse o tamam geçirecek ve gelecek. Kışı geçiremezse ölecek. Ve böylece ata yem vermekten kurtulmuş olacak. Ve atın yeni yavrusu olmuş. O at o yavrusu aşkına o kışı geçiriyor. O ayazı yiyor. O soğuğu yiyor. Sonra geliyor yavrusunu alıp götürüyor. Doğu Anadolu'yu anlatır. Tamam mı? Peki Can Şenli bir yaşlı adam arkadaşlar. Yaşlı adamın çocukları falan ona bakmıyorlar. Para mara da göndermiyorlar. O da bir yerde bekçilik yapıyor. Bekçilik yaptığı kişi ona bir eşek alıyor. Eşek artık onun can şenliği oluyor. Sabah akşam onu Ve kendisi gibi yaşlı birisiyle evleniyor. Hani benim şehirde bir evim var diyor. O satılınca onun parası gelecek diyor. Bir gün, iki gün, üç gün para falan gelmiyor. Çünkü o evden de çocuklar ona para vermiyor. O da artık oradan ayrılıyor. Artık o kadını da bırakıyor, gidiyor. O eve gidiyor, o evi ateşe veriyor. İçinde de kendisi yanıyor. Değil mi? Bak, atın üstünde Çello çalan Abbas. Abbas çek Abbas, Abbas sayar. Çelo çalıyor. Çelo, evet roman. Yıl katı, roman. Attan aklınıza gelecek. Bu da bir şenlik oluyor sonuçta. Can şenliği roman. Evet. Toplumcu gerçek canlayıştan Rıfat Ilgaz. Bakın Rıfat Ilgaz. Beraber bakalım. Karadeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesi arka tarafta deniz var. Çok güzel. Ilgaz Dağı yanında, Ilgaz Dağı çok güzel arkadaşlar. Deniz tabii ki biraz uzakta. Ilgaz Dağı'na biraz uzak. Kastamonu değil mi? Ilgaz Dağı yanında bir okuldaki, evet bir okul, Hababam sınıfı ve onların koğuşları. Bir yatır okul düşün. Hababam sınıfı var. Bir de onların neleri var arkadaşlar? Koğuşları var. Tamam mı arkadaşlar? Koğuşları var. Bak, hatta okulunda çatısı gördüğün gibi arkadaşlar kara. Bakalım. Hadi. Karadeniz bölgesinde Ilgaz Dağı yanında. Ilgaz. Rıfat Ilgaz. Değil mi? Karadeniz bölgesinde, Karadeniz kıyıcığında hem bir roman hem tiyatro. Bu da çocukluk zamanlarını anlatır Rıfat Ğaz'ın. Hem romanı var, hem tiyatrosu var. Tamam. Bir okulda Hababam sınıfı var. Burası. Hababam sınıfı düşünün, değil mi? Hababam sınıfı, Hababam sınıfı roman, aynı zamanda tiyatro, hatta hikaye serisi de var Hababam sınıfı şeklinde. Güzel. Hababam sınıfı da bir yatılı okulda okuyan öğrenciler anlatır. Ve buradan Türkiye'nin eğitim sistemini güldürüyor yoluyla ağlanacak halimize bize güldürür. Değil mi? Ve onların koğuşu var. Yatılı okul ya burası. Onların koğuşu var. Bu da bizim koğuş adlı romanı. Bu pijamalar olarak da ne yapılmıştır? Hop tiyatro ayarlanmıştır. Ve bana bakın. Bu da devlet hastanelerinin durumunu anlatır. O dönemde devlet hastanelerinin durumunu anlatır. Peki bana bakın burası neydi? Hop kara değil mi? Kara kara. Demek ki arkadaşlar bunun çatısı da kara. O da bize neyi hatırlatsın? Karartma geceleri. Karartma gecelerinde de ne anlatır? İkinci Dünya Savaşı'nda. Hani İkinci Dünya Savaşı'nda biz girmedik ya savaşa. O dönemde ya Türkiye'de saldırılarsa diye arkadaşlar ne yapılmıştır biliyor musunuz? Evlerin camları her tarafları kapatılmıştır akşamleyin. Niye? Arkadaşlar çünkü yukarıdan uçak geldiği zaman o şehri görmesin, ışıklı olarak görmesin diye. Demek ki o dönemde koordinat falan çok yaygın olmadığını düşünüyorlar. Ve bu şekilde karşımıza çıkar. Bu da bir öğretmen üzerinden anlatılır arkadaşlar. Bir öğretmenin bir kitap yazması ve aranması ve İkinci Dünya Savaşı zamanı anlatılır. Şimdi bakın. Karadeniz bölgesi İlgaz'da yanında bir okuldaki Hababam sınıfı ve onların koğuşları. Gerçekten Dağı. Rıfat Ilgaz. Karadenizli burası. Değil mi Kastamonu Karadenizli Ilgaz'da. Karadeniz kıyıcığında. Hem roman, otobiyografik kendilerinin hayatını anlatır. Hem tiyatro. Güzel. Hababam Sırf var bir okulda. Hababam Sırf hem roman hem tiyatro. Hatta hem de hikaye. Ve bunların koğuşları var. Bizim koğuş. pijamalar şekliyle tiyatrosu da var arkadaşlar. Bunun devlet hastalığının durumunu anlatır. Ve okulun dikkat ettiyseniz neyi kara değil mi? Çatısı kara, o da karartma geceleri. 200. Dünya Savaşı zamanları burada anlatılır. Şimdi bak, diğer toplumcu gerçekçileri şöyle birkaç eserini bileceğiniz kişiler: İlhan Tarus romanı var. Yeşilkaya savcısı, kendisi bir hukukçu olduğu için Yeşilkaya savcısını yazmıştır. Tarık Dursun Kah, hikayeleri var. Hasan Giller güzel avratotu ve romanı Denizin Kanı var. Muzaffer İzgü, mizahçı, komik. Donumdaki para, komik zaten. Roman zıkkımın kökü, Haludo ile iki öküz komik. Aziz Nesin, bir eserin ona ait olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Çünkü bakın bana, Fil Hamdi, Koltuk, Ölmüş Eşek, Nah Kalkınırsın, Gıdı Gıdı, Biz Adam Olmayız, Romanları, Zübük, Saçkıran, Erkek sabah. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Gol Kralı Sahil, Hop sahip analiz ezberlemenize gerek yok. Şu eserlerin zaten Aziz Nesin'e ait olduğunu bilirsiniz. Ve dergisi var. Dergisi Marco Paşa'dır. Marco Paşa'yı Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Refat Ilgaz beraber çıkartmışlardır. Sonra bu kapatılınca Aziz Nesin Malum Paşa'yı çıkartır. Merhum Paşa'yı çıkartır. En son Zübü'yü çıkartır. Bak isimlerinden zaten belli. Mesela bak Dorumdaki para zıkkımın kökü. Kimin? Muzaffer İzgül. Çünkü komik. Değil mi arkadaşlar? Bu tarz mizahçı. Zübük. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Gol kralı Said. Hop sahip. Aşkım dinimdir. Gıdı gıdı. Değil mi? Nah kalkınırsın. Farklı tarzda eserler. O da azinesine aittir. Yeşil Kaya savcısı. Tabii ki İlhan Taru Said. Kendisi bir hukukçudur. Hasan Giller. Denizin kanı. Güzel avratotu. Onlar da Tarık Dursun Kaya'ya aittir. Yani burada ben sizi kodlamalarla yormak istemedim bir sayfada. Farklı tarzda eserler aziz nesine. Komik olan Muzaffer İzgüye. Deniz'in kanı Hasan Giller güzel avradı Tarık Nursun Kaya. Hukukçu olan o İlhan Tarus Yeşil Kaya savcısıdır. Anlaştık mı? O zaman toplumcu gerçekçi roman hikaye burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Esen kalın gençler.